ister istemez bu içinde olan herkes için bir idol noktası. Temiz deyince aklıma kesinlikle güç geliyor. Kaliteyi. Para. İlerleme. Kalite. Yenilikçi. Tohum. Kalite ve verim. Semiris çiftçinin ihtiyacı olan her yerde hemen hemen organizasyonları var. Dediğim gibi Türkiye'nin birçok yerine yayılmış bir ağı var. Ve bu ağda tecrübeli elemanları var. Bu elemanlar çiftçi ihtiyaçlarını belirliyorlar. Ve kendi portföylerindeki ürünleri bu çiftçilere en hızlı şekilde ve en doğru şekilde ulaştırıyorlar. Hem çiftçiler hem bayiler hem distribütörler bilirler ki Semiris hiçbir ürününü yeterli araştırma, geliştirme yapmadan piyasaya sunmaz. Biz bütün ürünlerde Semiris'in yeterli araştırmayı yapmış olduğunu biliriz ve güvenerek alırız. Zamanı çok paylaşınca bir kurumsal firmanın personeli veya lideri dahi zamanla çiftçileşiyor, köylüleşiyor. Yani kendi dilimizden daha net anlıyorlar. Zaman paylaşmak bence başarıyı getiriyor. Sıcak temas çok önemli. Güler yüz, pozitif enerji. Biz bu bağlamda bu elektriği alıyoruz ve zamanımızda paylaşıyoruz sizle. Semiris'in üst düzey görevlileri, Adana'daki üst düzey görevlilerinden en alt düzeydeki görevlilerine kadar bütün insanlar bizle diyalog halinde. Artı halka dokunuyor, çiftçiye dokunduğu için ve sattığı ürünlerin personeliyle beraber sattığı ürünlerin arkasında durup sürekli gözetim altında, sürekli kontrol altında tuttuğu için biz çiftçiler Semiris'i her zaman için başımızın tacı ediyoruz. Bu tohumda bu çeşitleri kanıtlayabilmek uzun yıllara mal oluyor. Yani 1-2 yılda, 3 yılda olmuyor bunlar. Emekle, uğraşla, denemelerle ve bizlere de Semiris firması olarak her yıl sektörde pazar payında çok büyük bir dilimi bize sunuyor. %70-80'larda şu anda. Bu işin en büyük sırrı araştırma geliştirme. Hangi bölgede hangi ürün potansiyelse ona yönelik çalışma yapılıyor. Yani bu bölge mesela ciddi bir domates bölgesi ve sahalarında gördüğümüz en fazla çeşit domates. Yeni gelişmekte olan bir kornişon sahası var. Dolayısıyla işte burada gelişen bu sahanın önünü açmak için her türlü salatalık ve kornişon çeşidiyle sahaya üreticiyle göstererek, bu işin içindeki teknik elemanları da bu işin içine katarak en doğruyu sahada göstererek, insanlara bunu göstere göstere yapması. Semiris'in çok geniş, dediğimiz gibi biraz önce bahsettik, ürün deseni var. Yani domates dediğimiz zaman erkenci, orta, geçici, daha geçici, iri, yuvarlak, sert, ne bileyim yani desen olarak çok geniş olduğu için çiftçiye seçme özgürlüğü verir. Yani nasıl bir çeşit istediğine çiftçi karar veriyor. Sonuçta havuz geniş, Semiris de bunu sağlamış oluyor. Bu da bir özgürlüktür. Seçme özgürlüğünü kullandırıyor. Ben Didim'den 29 çiftçimle birlikte buraya geldim. Bunları örgütlemek kolay değil. Çiftçileri burada çok güzel bir şekilde ağırladılar. Çeşitlerini çok iyi tanıttılar. Dolayısıyla bu çalışmalar çiftçiye çok olumlu yansıyor. Çiftçi çok rahat bir şekilde bayisine gidip bizim bu tohumumuz ne oldu? Bu çeşidimizle ilgili alakalı sorunlarımızı nasıl çözebiliriz dediğimizde elemanlar hemen geliyorlar. Destek oluyorlar. Fakat bununla ticari ilişkilerimizin artmasının nedeni sanayici açısından baktığımda sanayiciyle olan diyaloglarından kaynaklanıyor. Tarla kontrolünden kişisel ziyaretlere kadar geldiği birebir ilişkilerde bu başarı gittikçe artıyor. Semiris'in çalıştırdığı İnsani yönü çok güçlü, teknik yönü güçlü, diyalogtan yana olan ve bürokrasiyi en aza indiren elemanlarının olması.
tahsillerimize, tarlı ekimlerde kendimiz çeşitleri, önerdiğimiz çeşitleri verdiğimiz için büyük bir sorumluluk duyuyoruz, bunu da taşıyoruz. Şimdi Seminis firmasından almış olduğunuz çeşidi verdiğinde en azından sizi mahcup etmediğini bildiğinizden dolayı müstahsillen beklentiyi karşılamakta, sonuçta insanlar buradan almış olduğu gelirle geçimlerini sağladıklarından dolayı bu güven duygusu aklıma geliyor Seminis'ten de. Araştırmacı bir kuruluş oluşu, elinde çok iyi materyallerin oluşu ve değişik sebze gruplarında en tepeye ulaşmış bir firma olduğu için bu gibi unsurlar Seminis'i Seminis yapıyor. Çiftçi buna ektiği zaman yani kesinlikle çiftçinin hedeflediği, arzu ettiği çeşitleri geliştirip çiftçinin ektikten sonra olacak mı olmayacak mı tereddütünü kafadan silmesi gerekiyor yani. Bununla ilgili yeterli çalışmalarını yaptıklarını zannediyorum yani. Ve şu ana kadar da bizi yarı yolda bırakmadılar birçok çeşitlerini yani. Seminis'in başarısı bir ekip işi. Bu ekip işe ıslakçıyla başlıyor. Islakçı yeni çeşit yapıyor. Bizim TD'de çalışan arkadaşları ıslakçı ile sıkı bir temasla işte çeşitleri deniyorlar çiftçi şartlarda. Biz çiftçilere ne istiyorlar çok iyi bildiğimiz için, çünkü devamlı çiftçilerle beraber olduğumuz için ıslakçı tekrar güzel bir geri bildirim verebiliriz ve ıslakçı o yöne yönlendirebiliriz. Çiftçinin ekecek yerde mutlaka onun denemesini yapıyoruz. O denemelerin bir tanıtımı yapıyoruz. Çiftçi kendi mahallesinde, kendi güven hissettiği bir ortamda bizim yeni çeşitleri görmeli.